Milas'ta geçtiğimiz günlerde 2 gün içerisinde 13 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken Bodrum sakinlerine koronavirüs önlemlerine uyuluyor mu diye sorduk. İşte yanıtlar. Bodrum 2 katlı evler, genelde müstakil evler olduğu için daha kendimizi güvende hissediyoruz. Yani dikkat edin, fazla kalabalıklık yok. Şimdi Milas'ta geçenlerde bir tarım fuarı oldu zannediyorum. Bir takım müzik etkinlikleri oldu. İnsanlar tabii kapalı ortamda iç içe geçince ister istemez korona kaçırılmaz yani. Biz burada nispeten daha rahatız yani. Peki dikkat ediliyor mu Bodrum'da? Ediyoruz. Ben mesela kalabalık ortam olduğu zaman takıyorum maskeyi ama yürüyüşe çıktığımız zaman yapmıyoruz, takmıyoruz yani. Zaten takmanın da bir anlamı yok. Zaten eşim kendisi. Ama bir yere girdiğimiz anda takıyoruz. Kalabalık, kapalı. Aşılarımızı olduk. O da çok önemli. Ya yani 3 tane aşı olduk. Eşim de 3 tane aşı oldu. Yani korursanız kendinize bir sıkıntı yok. Bir de her sabah sirkeli su içiyoruz biz. Yani bu da faydalı. Tavsiye ederim herkese. Hiçbir yerde yeterli değil. Odur. Her taraf çok kalabalık. Kimse önlem almıyor. Yani maske, mesafe hijyen? Yok. Okullarda daha kötü. Ben okul kantininde çalışıyorum. Herkes böyle bir yılma içinde. Kimse kimseye bakmıyor. Öğretmenler kimseyi takip etmiyor. Herkes kendi halinde. Bir de ekonomik sıkıntı başladı şimdi. Milletin kafası iyice psikolojik olarak bitti. Korona düşünecek halleri yok. Şu anda mutfak yanıyor. Okullarda önlem alınmıyor çok fazla. O bir şey Bodrum'da. Onun dışında insanlar da maskesiz biraz. Bence kimse koronavirüsünü düşünmüyor. Bence herkes geçti zannediyor artık. Başından beri aslında kimse düşünmüyor bence. Ve hani ne bileyim, etrafa bakıyorum da koronavirüs yokmuş gibi. Bilemem. Ben kısaltılmış her koyun kendi bacağından asılır. Önlemler kişinin bireysel olarak yapması gereken şeyler. Ne kadar kontrol yapılırsa yapılsın kimse kimseyi zaptı raptı altına alamaz. Bir anlık bir maske indirimi, bir anlık bir şey. Kimse yani başına, herkesin başına bir tane polis dikecek hali yok devletin, değil mi? Yani herkes kendine dikkat etmeli bir. İkincisi, korona denilerek ölümlerin tamamını bu şekilde adlandırmasınlar. Yani influenza'dan ölenlerin hepsi korona değil. Onun domuz gribi de hala devam ediyor. Kuş gribi de hala devam ediyor. Normal zatüresi de hala devam ediyor. Yani 13 kişi ölmüş diyelim veya 12 kişi, ne dediyseniz hatırlamıyorum. Bunun ikisi, üçü bu bakteri veya virüs sebebiyle öldüyse geri kalan 7-8'i normal influenza'dan ölmüştür. Veyahut yaşlılığa bağlı veyahut hani kişide bulunan hastalığa bağlı. Koronavirüs salgını ortamında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yılbaşı kutlamaları Bodrum'da 2 hafta sürecek diyerek vatandaşları Bodrum'a davet etmesi ise bakın nasıl yankı buldu. Ben katılmayacağım şahsen. Yani evimde izleyeceğim. Yılbaşı etkinlikleri evimde, televizyonda izleyeceğim. Bence insanlar kendisi kendisini korumalı. Ben gitmeyeceğim. Hani ama çok korona yayılacak büyük ihtimal şimdi o şeylerle. Büyük ihtimalle ben giderim. Bodrum Başkanı Ahmet Aras'a, Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyoruz. Önce geçen sene yaptırdığı şu yollar bu sene niye kırıldı? Ona bir çözüm bulsun. Sonra hep birlikte çalar oynarız. Hep birlikte. Daha bu yollar geçen sene yapıldı. Üstünden daha yürüyeli bir yıl olmadı. Bir yıl olmadı. Geçen sene bakın 10 metrede bir her yer kırık. Burayı yaptırsın başımızla beraber. Ben severim oynamayı. Hep birlikte çalar oynarız. Teşekkür ederim.